Değerli arkadaşlar, geçen hafta dersimizde devletin görevlerini anlatmıştık. Çok şeye girmeyeceğim çünkü hem vaktimiz kısıtlı hem de sistemden tekrar kopma yaşama ihtimalimiz var. Onun için hemen konumuza başlamak istiyorum. Bazı hakların hem bir hak hem de bir ilke olduğunu söylemiştik. Bugünden itibaren artık doğrudan doğruya çocuklara sözleşmeyle sağlanmış olan, güvence altına alınmış olan hakları anlatmaya başlayacağız. Bugün arkadaşlar yaşama hakkı, isim ve vatandaşlık hakkı ile aile içinde yaşama hakkını anlatacağız. Bunlardan özellikle yaşama hakkını daha önce anlatmıştık ama şimdi kısaca yani bunu ilke olarak anlatmıştık. Ama bu aynı zamanda hem bir hak hem de ilke olduğunu daha önce ifade etmiştik. Sözleşme taraf devlette her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf devletler çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterir demekteydi 6. maddede. Evet, bu maddeye göre demek ki yaşamak her çocuğun temel hakkı. Ve devletin ilk görevi çocukların yaşamını korumak. Elbette çocuk ölümlerinin azaltılmasına yönelik de çabalar da yine aynı şekilde devletin görevi olduğunu o zaman ifade etmiştik. Arkadaşlar yaşama hakkı tabii ki bütün diğer hakların nedir? Temelini teşkil eder. Neden? Çünkü yaşama hakkı olmazsa diğer hiçbir hakkın önemi bulunmayacak, hayata geçmeyecek. Ne ifade özgürlüğünün, ne efendim adil yargılanma hakkının, ne özgürlük ve güvenlik hakkı hiçbirisi arkadaşlar yaşama hakkı olmaksızın mümkün değil. Dolayısıyla yaşama hakkı temel, en temel hak olarak ifade edilmiştir. Bu sadece Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde değil, bölgesel ve evrensel nitelikteki pek çok sözleşmede ifadesini bulmuştu. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne yapmıştır arkadaşlar? Yaşama hakkını ikinci maddesinde düzenlemiş ve ne demiştir arkadaşlar? Herkesin yaşama hakkı yasayla korunur. Ne demek bu? Yani yaşama hakkıyla ilgili arkadaşlar devletin ne yapması lazım? Yasal düzenleme yapması gerekir. Yani yaşama hakkının hayata geçirilmesiyle ilgili bütün düzenlemeler yasa düzeyinde yani kanun düzeyinde yapılması gerekir. Niye böyle bir ifade kullanılmıştır? Çünkü bazı hukuk düzenlerinde ne vardır? Ölüm cezası vardır. Ölüm cezasının uygulanabilmesi veya uygulanması neyle tezat teşkil etmektedir? Yaşama hakkıyla tezat teşkil etmektedir. İşte bunun için de ölüm cezasının mutlaka yasayla konulmuş olmasını ifade için ne yapmıştır? Herkesin yaşama hakkı yasayla korunur şeklinde ifade edilmiştir. Tabii dünyada giderek arkadaşlar idam cezasına karşı ne vardır? Olumsuz bir yaklaşım söz konusudur. Yani idam cezasının çok ağır ve geri dönülemez olduğuna ilişkin görüş kendisini hissettirmekte ve pek çok devlet ne yapmaktadır? Ulusal mevzuatından idam cezalarını çıkarmakta veyahut da en azından uygulama olarak kaldırmaktadır. Bizim arkadaşlar hem iç hukukumuzda hem taahhüt altına girmiş olduğumuz uluslararası hukuk kuralları gereği idam cezası ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Ama tekrar yerine getirilmesi mümkün müdür? Geri getirilmesi mümkün müdür? Evet, mümkündür arkadaşlar. Çünkü anayasamızda henüz daha buna ilişkin bir değişiklik olmadığı için idam cezasının geri gelmesi mümkündür. Kanun ne diyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin birinci fıkrası, yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında
mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında hiç kimsenin yaşamını kasten son verilemez demektedir. Yani ne yapılabilir bu anlamda arkadaşlar? İdam cezasının getirilmiş olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kendisine veyahut da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık teşkil etmez. Ama dikkatinizi çekiyorum. Şunu unutmayın. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne yapmıştır? Ek protokoller getirmiştir. Ek protokolleri onaylayan devletler açısından nedir? İdam cezasının geri getirilmesi veyahut da idam cezasının konulması ve uygulanması uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eder. Bunu özellikle belirtelim. Çünkü ilk önce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düzenlendiği zamanda idam cezasının kökten kaldırılması devletler tarafından ne yapılmamıştır? Pek kabul edilmemiştir. Daha sonra yapılan ek protokollerle ne yapılmıştır? İdam cezası kademeli olarak kaldırılmıştır. Benim şahsi düşüncemi sorarsanız belirli bazı suçlardan dolayı idam cezasının yasal olarak konulması ve bunun uygulanması düşüncesindeyim. Özellikle çocukların korunması noktasında çocuklara yapılan cinsel saldırı suçlarında mutlaka ve mutlaka idam cezası getirilmesi düşüncesindeyim ben şahsi olarak. Evet, bu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtilmiş olan yaşama hakkının uygulama alanlarından daha önce bahsetmiş olduğumuz için çok aşırı ayrıntıya girmeden hemen birer ikişer cümleyle söyleyip diğer iki hakka girmek istiyorum. Arkadaşlar, yaşama hakkının tanınmış olması önemli. Tabii ki önemli bir aşama. Yani tanınması ne demektir? Yani yasayla mevzuat gereği güvence altına alınması. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, bunun tabii hayata geçirilmesi gerekir. Hayata geçirilmesi ne anlama gelir? Bununla ilgili ek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yani bununla ilgili çeşitli uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Mesela sağlık sisteminin buna uygun hale getirilmesi, ondan sonra çocuklar için gerekli olan bazı hastalıkların önlenmesinde kullanılan aşıların yapılması veya yaptırılması, gıda ve suya erişimin sağlanması. Özellikle burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle su noktasında arkadaşlar, dünyada şu anda 1,5 milyar insanın yeterli ve sağlıklı suya erişemediğine ilişkin çeşitli raporlar var Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde. Dolayısıyla arkadaşlar, yani bunun da aşağı yukarı yarısına yakın kısmının çocuklardan oluştuğunu düşününce dünyada 500 milyondan fazla çocuğun sağlıklı suya erişemediğini görmek maalesef mümkün. Ölüm cezası konusunda arkadaşlar, yine daha önce söylemiştik, 18 yaşın altındaki idam cezalarının verilmiş olsa dahi uygulanmaması noktası arkadaşlar genellikle uluslararası hukukta kabul edilmiş bir uygulamadır. Yine silahlı çatışmalarda çocukların korunması, ondan sonra cinayet ve şiddetten korunması, bebek öldürme ve çocuk intiharlarının önlenmesi nedir? Arkadaşlar, çocukların yaşama hakkının hayata geçirilmesi noktasında uygulama alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, silahlı çatışmalarda ister uluslararası olsun ister uluslararası olmayan nitelikte silahlı çatışmalarda en çok çocuklar zarar görmektedir. En savunmasız durumda olanlar çocuklardır. Ve özellikle sivil nüfusa, sivillere yönelik saldırılarda çocuklar hem fiziki anlamda zarar görmekte, hem de psikolojik olarak zarar görmekte, hem de aslında anne ve babalarının zarar görmesi neticesinde destekten, onların desteğinden de yoksun kalması açılarından da zarar görmektedir.
Yani her halükarda çocuklar, arkadaşlar, silahlı çatışmalarda en çok zarar gören sivil nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, hemen aklıma gelmişken söyleyeyim bu arada arkadaşlar, İzmir'den katılan arkadaşlar varsa geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Allah beterinden saklasın. İnşallah bundan sonra böyle bir durumla karşılaşmayız. Onun için böyle eğer yakınlarını kaybeden arkadaşlar varsa onlara başsağlığı diliyorum. Vefat edenlere, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da inşallah en kısa zamanda acil şifalar dileklerimizi de mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar zaman öyle bir zaman ki sosyal medya maalesef böyle en insani halleri dahi maalesef manipüle eden, ondan sonra ve çeşitli şekillere sokarak böyle insanların farklı düşünceler içerisine girmesine sebep olan bir algı operasyonuna sahne olmaktadır. Onun için arkadaşlar, evet, hadiselerin mutlaka neyi vardır? Bir maddi sebebi vardır. Evet, işte fay hattının oradan geçmesi vesaire gibi. Elbette manevi sebepleri de vardır. Elbette yaratıcı bu dünyayı ne için yaratmışsa elbette o yaratmasındaki amacın gerçekleşmesini insanlardan isteyecektir. Ama böyle aşırı değerlendirmeler, aşırı şekilde yapılmış olan yorumların çok da fazla böyle insanlara bir faydasının olmayacağını özellikle belirtmek gerekiyor. Yani bu hiç tamamen işte fay hattı ile ilgili bir sorundur demek ne kadar yanlış ise arkadaşlar, bu efendim İzmir'de yapılan efendim şunların bunların neticesi olmuştur demek o kadar sakıncalıdır, o kadar insanlara faydası olan bir yorum ve değerlendirme değildir. Onu özellikle belirtmekte fayda var arkadaşlar. Evet, hemen konuya tekrar geçiyorum. İkincisi arkadaşlar, neyi anlatıyorduk? Artık biz çocuk haklarına başlamıştık. Birincisi yaşama hakkı demiştik. İkincisi isim ve vatandaşlık hakkı. Değerli arkadaşlar, 7. maddede düzenlenmiş isim ve vatandaşlık hakkı aslında iki maddede düzenlenmiş. İsim ve vatandaşlık hakkının sağlanması, bir de arkadaşlar isim ve vatandaşlığın korunması konusunda iki madde bunda düzenlenmiş. Arkadaşlar, sözleşme şöyle diyor: çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. Demek ki birinci fıkrada dört husus düzenlenmiş. Yani bir nedir? İsim hakkı. İki vatandaşlık hakkı. Üç çocuğun anne babasını bilme hakkı. Ve dördüncüsü ise onlar tarafından bakılma hakkı. Yani bunun ne olması gerekiyor? İç hukuk tarafından, ulusal mevzuat tarafından garanti altına, güvence altına alınması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, isim hakkı, evet, bu artık insanlık tarihiyle beraber her doğan bireye ne yapılıyor arkadaşlar? Bir isim veriliyor. Tabii bu ismin verilmiş olması ona bir kimlik kazandırma sağlıyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, sadece bunun da ötesinde o kişinin tanınmasına ve o kişinin ulusal hukuklardaki vatandaşa sağlanmış olan haklardan yararlanmasına fırsat veriyor. Yani şöyle düşünelim, eğer hiç kimsenin ismi olmasaydı kimin haklardan yararlanacağına, efendim kimin çocuğu olduğuna, kimin efendim İşte mülkiyet hakkına sahip olduğuna ne yapacaktık? Karar vermemiz mümkün olmayacaktı. Onun için arkadaşlar, isim nedir? Bir insanın sahip olabileceği belki de en değerli unsurlardan, en değerli
varlıklardan bir tanesidir. Onu ifade edebiliriz. Vatandaşlık konusuna gelince arkadaşlar, şimdi vatandaşlık konusunu Hukuk Fakültesi'nin 4. sınıfında devletler özel hukuku bir dersini aldığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar, bir kimsenin vatansız kalması, yani herhangi bir devletin vatandaşı olmaması durumu son derece zor bir durumdur. Biz tabiri yerindeyse işte suyun içerisindeki balıklar gibi neyiz? Doğduğumuz anda bir devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlığını kazanmış olduğumuz için bunun aksini, bunun olmadığı bir ortamı çok fazla ne yapamıyoruz? Tartamıyoruz, ölçemiyoruz. Oysa vatandaşlık nedir? Arkadaşlar, belki de dünyadan ve o ülkenin sağlamış olduğu haklardan yararlanmanın birinci adımıdır. Bu bakımdan arkadaşlar, ikincisi de çok önemli bir husus, vatandaşlık kazanmaydı. Üçüncü ve dördüncüyü birlikte düşünelim. Mümkün olduğu ölçüde ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı. Bu da çocuğun arkadaşlar tabii bir şekilde, doğal bir şekilde anne babasını hem bilme hem onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacağını ne yapmıştır? Vurgulamıştır. İkinci fıkrada diyor ki sözleşme, taraf devletler özellikle çocuğun tabiyetsiz, yani tabiyetsiz, vatandaşlıksız, yani hiçbir devletin hukuk sistemine bağlı olmama hali nedir? Vatansız kalması, yani çocuğun herhangi bir tabiyetinin olmaması anlamına gelmektedir. Tabiyetsiz kalması söz konusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler. Yani taraf devletler sadece çocuğu tabiyetsiz bırakmayacaklar, onu vatandaşı yapacaklar. Hem de aynı zamanda bunu işler hale getirecekler. Yani bunun vatandaşlığın beraberinde getirmiş olduğu sonuçları da ne yapması gerekiyor? Hayata geçirmesi, işler hale getirmesi gerekmektedir. Uygulama alanlarını şöyle kabaca söyleyecek olursak, her çocuğun nüfusa kaydedilme hakkı vardır. Arkadaşlar, nüfusa kayıt demek, sadece herhangi bir belgeye kaydedilme anlamının ötesinde hukuki sonuçlar doğuran bir işlemdir. Çünkü mesela Türk nüfus siciline kaydedilmesi bir çocuğun ne anlama gelir? Onun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belgeler arkadaşlar. Şimdi burada 4. sınıfın konusuna gireceğiz ama onu da özellikle söyleyelim. Çocuk kayıt anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Aslında çocuk doğduğu andan itibaren vatandaşlığı kazanıyor. Ama nüfus kütüğüne kaydedilmesi, nüfus siciline kaydedilmesi arkadaşlar onun vatandaşlığını belgelemiş oluyor. Arkadaşlar, nüfusa kaydedilmenin önemi ilkokulda işte okula başlayabilmesi açısından, ondan sonra sağlanan sağlık ve sosyal yardımlardan faydalanabilmesi açısından veyahut da ilerleyen zaman içerisinde kamusal çeşitli haklardan, mesela kamu görevlisi olabilme hakkı elde edebilmek açısından son derece önem arz etmektedir. Onun için her çocuğun nüfusa kaydedilme hakkının hayata geçirilmesi ve bu konuda engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda bazı engeller devletler içerisinde, devletlerin uygulamalarında görülebiliyor. Mesela bu konudaki bilgi eksikliği, cehalet, altyapı yetersizliği. Yani altyapı yetersizliği derken mesela bu konuda kaydedici personelin olmaması veyahut da efendim bu konuda gerekli teknolojik altyapının bulunmaması gibi haller karşımıza engeller olarak çıkıyor. Veyahut da bazı ülkelerde hala daha da tek tük de olsa
ayrımcı uygulamaların bulunması, çocuğun nüfusa kaydedilmemesi ve dolayısıyla nüfusa kaydedilmemesi yüzünden herhangi bir devletin vatandaşı olamaması gibi bir sonuçla karşı karşıya kalınıyor. Nüfusa hangi hususlar kaydedilmedi arkadaşlar? Hemen hemen bütün devletlerde adı, cinsiyeti, doğum tarihi, doğum yeri, ana baba adı ve vatandaşlığı adresiyle birlikte ne yapılıyor? Kaydediliyor. Ama bazı konularda son zamanlarda arkadaşlar çeşitli tartışmalar var. Etnik kökeninin yazılmaması veya dininin yazılmaması gibi çeşitli iddialar veyahut da fikirler ileri sürülüyor. Ama çoğu ülkede arkadaşlar ya isteğe bağlı veyahut da zorunlu şekilde etnik kökeni veyahut da dini gibi hususlarında nüfus kütüğüne kaydedildiğini görebiliyoruz. Evet, bir soru vardı herhalde. Soru sormaktan vaz mı geçti arkadaş? Tam ismini göremedim ama dikkatimden kaçtı konuyu anlatırken. Her neyse, soru olursa gene sorabilirsiniz. Arkadaşlar işte tabiiyetsiz kalma durumunu aslında daha önce söyledik. Belki de kısaca devletler ne yapmışlardır? İki büyük sözleşmeye imza atmışlardır. Birisi Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılmış bir sözleşme. Birisi de Avrupa Konseyi bünyesinde yapılmış bir sözleşme. Vatansızlığın önlenmesine dair, vatansızlık hallerinin sayısının azaltılmasına dair sözleşme. Bu sözleşmeler gereği arkadaşlar kendi ülkesinde doğup da vatansız durumuna düşecek çocukların hiç olmazsa doğduğu ülke vatandaşı olması sağlanarak arkadaşlar o çocuğun vatansız kalmasının önüne geçilmesi ve böylelikle vatansızlığın azaltılması ne yapılmaktadır? Amaçlanmaktadır. Türkiye'de arkadaşlar buna imza atmıştır. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan sözleşmeye imza atmıştır ve bunu da hayata geçirmiştir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile. Şöyle demektedir. Ülkemizde yani Türkiye topraklarında doğup da ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuklar Türk vatandaşı olur demektedir. Evet Sumru, bir sorun var herhalde. Yazıp yazıp sonra vazgeçiyorsun. Bir Türk vatandaşı, örneğin bir Türk vatandaşı, Türkiye dışında herhangi bir ülkede vatandaşı doğum yaptığı an, doğan çocuk nüfusa kaydedilmese bile doğduğu ülkenin vatandaşlığını almış olur mu? Olmaz. Arkadaşlar bu konuda ne olması gerekiyor? O ülkenin kanununun buna müsaade ediyor olması gerekir. Mesela Amerika buna izin verdiği için mesela bir Türk anne baba çocuğunu diyelim ki Amerika'da doğuruyor. Çocuk Amerika'da doğuyor. Anne ve babasından dolayı çocuk Türk vatandaşlığını kazanırken bir de Amerika'da doğduğu için yani doğum yeri esasından dolayı da Amerikan vatandaşlığını aynı anda almış olabiliyor. Ama aynı şey mesela İngiltere için, Fransa için, Almanya için geçerli değil. Neden? Çünkü Almanya, Fransa, İngiltere mesela bu doğum yeri esasını kabul etmemiştir. Dolayısıyla bir Türk anne babanın çocuğu eğer İngiltere'de doğmuş olsa bile çocuk otomatikman İngiliz vatandaşlığını, İngiltere vatandaşlığını alamaz. Veya Fransa'da doğmuş olsa Fransız vatandaşı olmaz. Sadece çocuk nerede orada doğmuş olsa bile sadece annesinden babasından dolayı Türk vatandaşlığını kazanacaktır. Evet, ana ve babadan tarafından bakılma hakkı. Arkadaşlar bu önemli bir hak. Çocuğun en doğal olarak yetiştiği ortam nedir? Anne ve babasından dolayı anne ve babasının gözetiminde, denetiminde olması durumudur. Arkadaşlar bu önemli bir hak. Bunu ne yapmıştır? Hem birinci fıkrada hem de ikinci fıkrada güvence altına almıştır.
Yani öncelikle çocuğun kim tarafından yetişkin oluncaya kadar kimin yanında kalma, kimin tarafından bakılma hakkı söz konusudur. Anne ve baba. Ama tabii bu ne olabilir arkadaşlar? Anne ve baba çeşitli anne ve babanın bakım hakkı veya çocuğun daha doğrusu anne ve babanın gözetiminde bakılmaya bulunan hakkı ne olabilir? Çeşitli sebeplerle ortadan kaldırılabilir. Mesela çocuk diyelim ki şiddete maruz kalıyor, cinsel istismara maruz kalıyor veyahut da efendim çeşitli sebepler ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda ne olabilir? Çocuk anne ve babanın bakımından mahrum kalması söz konusu olabilecektir. Evet, arkadaşlar onun için 8. maddede isim ve vatandaşlık hakkının korunması ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. 7. madde isim ve vatandaşlık hakkının bizzat kendisini ifade ederken 8. madde ise bu hakların korunmasından bahsediyor. Yukarıdaki büyük punto ile yazılmış olan kısım benim özetlemiş olduğum kısım. Altındaki 1 ve 2 diye yazılmış olan kısım ise doğrudan doğruya maddenin 1. ve 2. fıkraları. Taraf devletler yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini, tabiiyetini, ismi ve aile bağları dahil koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler demektedir. Yani burada devletler hangi yükümlülük altına girmiştir? Çocuğun kimliğini ondan sonra koruma, tabiiyetini koruma, ondan sonra ismi ve aile bağları bunu koruma ve buna saygı gösterme, koruma hakkına saygı göstermeyi ne yapmıştır? Taahhüt etmiştir. Yani bu konudaki işte bilgilerin, belgelerin saklanması, korunması aynı zamanda devletin neyidir? Bir görevini teşkil eder. Çünkü çocuk doğduğu anda korunmaya, bakılmaya, desteklenmeye muhtaç durumdadır. Kendi aile bağlarını ve kendi ismini, vatandaşlığını bilebilecek konumda değildir. Bunu sağlamaya yönelik tedbirleri devlet ne yapacaktır? İlgili yasalarıyla ve yasaların altındaki çeşitli düzenlemelerle ne yapması gerekir? Hayata geçirmesi gerekmektedir. Burada arkadaşlar bu 1. fıkrada bir kelime belki dikkatinizi çekmiştir. Bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt eder. Yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı bu sözleşmenin yapılış aşamasında bu cümle tartışılmıştır. Yani çocuğun ismini devlet değiştirirse bir kanunla mesela veyahut da aile bağları konusunda çeşitli müdahalelerde bulunursa veyahut da efendim işte çocuğun kimliği konusunda çeşitli müdahalelerde bulunursa ve bunu yasayla yani bir kanuna dayanarak yasal bir işlem olarak yaparsa o zaman ne olacak? Değil mi? Geçmişte bununla ilgili çok sayıda örnekler var. Mesela Bulgaristan ne yapmıştır? Türk kökenli kişilere karşı 1980'li yıllarda asimilasyon politikaları neticesinde isimlerini değiştirmiş, aile bağları konusunda farklı işte uygulamalara gitmiş. Ve bunu da bir kanuna dayanarak gerçekleştiriyor. Şimdi bu acaba yani yasal mıdır? İşte arkadaşlar burada ki tartışmada bazı devletler ne yapmıştır? Buna çekince koymak durumunda kalmıştır veyahut da bazı devletler buna çekince koymuşlardır. Devletlerin yasa dışı bir yani daha doğrusu olması gerekenin dışında bir müdahale yapmayacağı varsayımından hareketle ne yapılmıştır? Bu ifade kullanılmıştır. Yani devletler yani şeyi çocuğu ne yaparlar arkadaşlar? Yasayla hem de olması gerektiği gibi korurlar düşüncesinden hareket edilmiştir.
İkinci fıkrada yine buna bağlı olarak, yani bu birinci fıkradaki ifadeye bağlı olarak devam etmiştir. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak çocuğun yoksun bırakılması halinde taraf devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar diyor. Yani burada devlet doğrudan doğruya bir pozitif adım atması gerekiyor. Bu pozitif adım da ne? Çocuğun işte kimliği gibi, tabiyeti gibi, ismi veya aile bağları gibi konularda eğer herhangi bir yasaya aykırı olarak çocuk bundan mahrum kalmış ise ne yapılması lazım? Bunların yeniden eski hale getirilmesi, yeniden çocuğun kimliğine kavuşturulması, aile bağları, kayıtlar, isim, ondan sonra tabiyet neyse bu konuda gerekli yardım ve korumayı sağlayacağı ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Evet, üçüncü hakka geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü hak, dokuzuncu maddede düzenlenmiş aile içinde yaşama hakkı. Aile içinde yaşama hakkını düzenleyen dokuzuncu madde uzun bir madde arkadaşlar. Dört bent halinde düzenlenmiş. Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar, özetle bunu ifade edelim isterseniz. Çok hem de vaktimiz daraldığı için. Birinci fıkrada arkadaşlar her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkına yapılmıştır. Güvence altına alınmıştır. Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır diyerek. Arkadaşlar bu belki hayatın en normal akışı, ondan sonra hem dini hukuklarda hem dünyevi hukuklarda hepsinde arkadaşlar neredeyse tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Her çocuk mümkün olduğu müddetçe kendi ailesiyle birlikte yaşama hakkına sahiptir. Ama gerçekte ne olmayabiliyor? Bu hayata geçmeyebiliyor. Belirli sebeplerin varlığı halinde çocuk anne babasından ayrı kalabilmektedir. İşte böyle bir durum gerçekleşirse, yani çocuk belirli sebeplerin varlığı yüzünden anne ve babasından ayrı kalırsa, anne ve veya babasından ayrı kalırsa, bu durumda çocuğa uygun bakım sağlama yükümlülüğü kime verilmiştir? Devlete verilmiştir. Bu noktada arkadaşlar, mesela anne babanın çocuğuna şiddet uygulaması, cinsel istismarda bulunması gibi sebeplerle çocuk anne babanın çocuğu üzerindeki velayet hakkının alınması bunun en tipik örneğini teşkil etmektedir. Anne babanın çocuğunu yetiştirecek durumda olmaması, mesela ayırt etme gücünden mahrum kalmaları, yatalak hasta olup ondan sonra çocuklarıyla ilgilenemeyecek durumda olması, ondan sonra akli melekelerinin zaman içerisinde kaybetmesi veyahut da anne ve babanın her ikisinin de akıl hastası olması gibi sebeplerle çocuklar ne yapılabilir? Başka kişiler o çocuklara vasi olarak atanabilirler. Dolayısıyla bu nedir? Belli sebeplerin varlığı halinde çocuğun anne ve babasıyla birlikte yaşama hakkından mahrum edilebileceği ne yapılmıştır? Sözleşmede düzenlenmiştir. Bu kapsamda yine başka hastanedeki çocuklar, ondan sonra yani tedavi gören çocuklar, hapisteki anne babanın çocukları, suç işleyen çocuklar, anne babası göç eden veyahut da sınır dışı edilen çocuklar veyahut da silahlı çatışmalarda anne ve babanın ayrılması veyahut da mesela anne ve babanın vatan savunması gereği silahlı çatışmaya gönderilmesi gibi veya çeşitli örf ve adetlerle ne olabilmektedir? Çocuklar anne babasından çeşitli sebeplerle ayrı kalabilmektedir. Yani sözleşme ne yapmıştır? Bu ayrı kalabilmenin hukuki temellerini de
arkadaşlar ikinci fıkrada ilgili kişilerin bu konuda görüş bildirme hakları vardır diyor. İlgili kişiler derken yani bu anlamda çocuklar başta olmak üzere anne, baba veyahut da efendim örf ve adete göre büyük anne ve büyük babaların da veyahut da işte hala, dayı, amca, teyzelerin de bu konuda görüş bildirmeye hakkı olduğu ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Yani mümkün olduğunca çocuğun yüksek yararını düşünerek, çocuğun geleceğini düşünerek ne yapılması gerekmektedir? Çocuğa eğer anne babasıyla birlikte yaşamayacaksa, anne babasıyla birlikte kalması mümkün değil ise bu çocuğa yapılacak bakımın şekli, içeriği, ondan sonra ortam, kimin yanında kalınacak vesaire gibi hususlarda mümkün olduğunca geniş bir katılım ve katılım hakkının kullanılması ve görüş bildirmenin sağlanması gerekmektedir. Üçüncü fıkrada ise arkadaşlar, eğer çocuk yukarıda sayılan sebepler yüzünden anne ve babasından mahrum kalmış ise bu durumda anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkının varlığı ne yapılmıştır? Güvence altına alınmıştır. Ve dördüncü fıkrada ise devletin ilgili aile üyelerine bilgi verme yükümlülüğü ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. Yani arkadaşlar, çocuklar anne ve babasından ayrı kalıyor. Ondan sonra diyelim çocuk 5 yaşındayken, 3 yaşındayken anne ve babasından yasal sebepler yüzünden ayrı kaldı. Ama bu çocuk büyüdüğü takdirde, büyüyünce anne ve babasını bilme, onlarla iletişime geçme hakkına sahip olduğu ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. 10. maddeye geçiyorum arkadaşlar. 10. madde ise aile içinde yaşama hakkı ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. Bu 10. madde de uzun bir madde. Şöyle arkadaşlar, 10. maddenin 1. ve 2. fıkrası. Bu daha çok arkadaşlar 11. maddeyle birlikte anne babasından ayrı ülkelerde yaşayan çocuklarla ilgili bir madde olarak düzenlenmiştir. Yani anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için, onların bakımından yararlanabilmesi, onların bakım ve gözetimi, denetimi altında yetişebilme hakkının hayata geçirilmesi için devletlerin kolaylık göstermesi ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. 10. maddenin 1. fıkrasında şunu diyor arkadaşlar: olumlu, insani ve ivedi bir tutumla değerlendirilecektir bu tür bir başvuru söz konusu olduğunda. Yani işte çocuğun annesi ve babası başka bir ülkede yaşıyorsa, bu çocuğun anne ve babasıyla iletişim kurması ve onlarla görüşmesi, onlarla bir araya gelmesi konusunda kolaylık göstereceklerdir. Tabii burada hemen devletler şöyle bir çekince koymuşlardır bu noktada. Yani bu suistimal edilip de çocuklar kullanılarak acaba vatandaşlık elde edilmesi, kendi ülkelerinde ikamet belgesi alınması için ondan sonra suistimal edilmesi olabilir mi? Bunun önüne geçmek için de arkadaşlar yumuşak bir ifade kullanılmıştır. Yani diyor ki mümkün olduğunca olumlu, insani, ivedi bir tutumla ele alınacaktır. Ondan sonra kolaylaştırılacaktır. Ondan sonra işte taraf devletler bu tür başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar doğurmamasını taahhüt edecek şekilde ne yapacaktır? Arkadaşlar bu tür başvuruları değerlendirecektir. Evet, şunu da 11. maddede de yine bu kapsamda, yani çocuğun aile, anne ve babasıyla birlikte hayatını geçirme hakkının kapsamında çocuk anne ve babasının izni olmadan başka hiçbir ülkeye gidip gelemeyeceği, götürülemeyeceği ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir. Taraf devletler çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için gerekli önlemleri alırlar. Bu amaçla taraf devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını,
ya da mevcut anlaşmalara katılmayı teşvik ederler. Dördüncü sınıfta bununla ilgili bir sözleşmeden bahsedeceğiz. Evet, çok değerli arkadaşlar, şimdi konuyu bitirdim. Size son slide'da, son sayfada şöyle önümüzdeki haftaya kadar düşünmenizi sağlayacak bir maddemizi sunuyorum. 314 Türk Medeni Kanunu'nun 314. maddesini, biraz önceki anlatmış olduğumuz aile bağlarının korunması hakkı bağlamında tartışınız. Bunu nasıl buluyorsunuz? Bu konudaki düşünceleriniz, yorumunuz nedir? Bunu önümüzdeki haftaya kadar düşünün. Önümüzdeki hafta bir 5 dakika bu konu üzerinde düşünüp ondan sonra bir müzakere edip ondan sonra yeni konuya devam edeceğiz. Çok değerli arkadaşlar. Evet, şimdilik dersi bitiriyorum. Var mı soru? Ya herkes anladı ya hiç kimse bir şey anlamadı. Öyle mi diyelim? Peki, teşekkürler dendiğine göre ben herkesin bu konuda anladığını düşünüyorum. Peki, ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki yarın işte 4. sınıftan ders alan arkadaşlar için de söyleyelim. Bu şey meselesi, video efendim derslere ulaşma meselesi inşallah çözülmüş olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.